Yaşar Üniversitesi Evde Kal Söyleşilerine hoş geldiniz. Bugün 20, 29 Mayıs 2020. Ben Seçkin Özdemir. Karşımda Yaşar Üniversitesi'nden Mehmet Kahyaoğlu var. Hocam nasılsınız? Teşekkürler iyiyim. Sen nasılsın? Çok teşekkür ediyorum hocam. Sizleri tanımak istiyorum yayına başlamadan. Aa, Mehmet Kahyaoğlu. Ee, Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümündeyim. Ee, ya, ...2010 yılından beri Yaşar Üniversitesi'ndeyim. Ee, sanat, sanat tarihi... ...ikonografi... Yani ...sanata dair ve kültüre dair... ...görsel kültüre dair dersler veriyorum... ...projeler yapıyorum. Ee, bu kadar. Hocam şimdi bu yayında biraz... ...mitoloji konuşmak istiyoruz. Şimdi COVID-19 salgınıyla aslında hayatımız... ...yeni normale dönüştü. Günlük yaşantam, yaşamdan ekonomiye kadar birçok... ...farklı konu bize dayatıldı belki de. Bunu demek istiyorum. Şimdi... Bu günlerde geçmişe de sıklıkla atıfta bulunuyor. Geçmişteki dönemlerde insanlar salgın hastalıkları nasıl yorumladılar? Şimdi tabii ki insanlığın tarihi hastalıklarla dolu ve bunun hani bölgesel hani epidemi ve pandemi olarak daha geniş düzeyde bir salgın söz konusu. Bunu genellikle inanç sistemleriyle birleştirip bunu tanrısal bir cezalandırma yöntemi olarak tanımladılar suçu kendilerine buldular. Bir şey yapmadıklarına dair bir şeyler düşündüler ve e, tanrıların gazabını üzerlerine çektiklerini düşündüler. Ve e, şimdi e, tarihsel süreci e, biliyoruz bir anlamda ama hani salgın hastalık deyince daha çok orta tanımlanır. Ama onun öncesinde tarihsel süreçte gerek Atina'da, ay, antik dünyada, antikide de Akdeniz'de farklı farklı e, salgın hastalıkları olduğunu biliyoruz. Hatta Tarih öncesine giden dönemlerde yani ilginç bir e, rastlantı olarak Çin'de, Çin'in kuzey doğusunda iki farklı bölgede bulunan toplu mezarlarda o dönemde insanların bölgesel de olsa salgın hastalıklarla e, e, ne derler e, baş etmeye çalıştıkları söylenebilir. Hatta öyle ki tarihsel süreçte o anlamda biliyoruz. Çin inanç sisteminde ben şu ismi verilen e, bir grup tanrı var ve insanlar e, onları hoşnut ederek salgın hastalıklardan kurtulmaya çalışıyorlar. Ya da daha farklı bir e, söylemle bizim coğrafyadan, bizim toprakların örnek verirsek eğer, Hititlere e, gitmemiz gerekiyor. Ya yani önce 14. yüzyılda yaşamış olan bir ikinci Murşili isimde bir kral var. Aa, bu e, bir salgın hastalık nedeniyle e, ortalık kırıldığında e, Teşupa, Fırtına Tanrısına, en büyük tanrıya e, yönelik bir ayin düzenleniyor. Hatta bunu bir şekilde buraya yazdım okumam gerekiyor. Aa, şöyle diyor. Şimdi fırtına tanrısı karşısında günahlarımı itiraf ettim. Günah kendi suçu olarak görüyor bunu ve bu doğru. Bunları yaptık diyor ve sonra devam ediyor. Önünde diz çöküyorum ve haykırıyorum. Lütfen merhamet göster şeklinde. Bu da bu tür hastalıkların insanları tanrısal cezalandırma yöntemi olarak gördük gördüklerinin son derece net bir göstergesi. Aa bu, bu, bu süreçe baktığınızda hani COVID-19 ve Çin ve işte tarih öncesi döneme e, giden bir takım pandemi düşündüğümüzde belki hani Çinliler bu e, Wenchen isim verilen grup, e, bir, bir, grup tanrıyı mutlu edemediler ki bir anlamda hani COVID-19'un da dünyaya oradan yayıldığını söyleyebiliriz diye bir anekdot da tanımlayabiliriz. Peki hocam şunu da sormak istiyorum. Özellikle geçmişte yaşayan insanlar bazı nesnelerin tanrılar tarafından insanları cezalandırmak için kullandığının, kullandırıldığını düşündüler. Bu nesneler neydi hocam ve bu nesneler hangi destanlarda bahsedildi? Aa, şöyle bir şey var. E, tanrısal cezalandırma, hastalık ama insanlar somut düşünmeye e, alışık. Algılayabilmeleri için, anlayabilmeleri için. Bu anlamda inanç sistemlerinde bu somut düşünce çerçevesinde şekillendiriyorlar. Tanrıları insan şekilli, tan insanlar gibi yiyip içiyorlar, yaşıyorlar. Bir tek farkları var, ölümsüz olmaları. Onlar gibi ıı, aşık olabiliyorlar, onlar gibi. Iı, e, nefret duyabiliyorlar, hiddet gösterebiliyorlar. Tabii ki hastalık eğer tanrı tarafından bir cezalandırmaysa bunun da fiziksel bir şekilde e, tanımlanması gerekiyor. Bunu bizim coğrafyamızda, çok, çok farklı yöntemler var ama bizim coğrafyamızda tanımlanması ok'la. Yani tanrıların hiddetlerini, e, şiddetlerini hastalık olarak göndermeli e, göndermeleri için ok kullanmalarıyla açıklanıyor. Hatta M.Ö. önce 2. binlerde bugünkü Suriye coğrafyasında ee, yaşamış olan ve salgın hastalıkla ilişkilendirilmiş bir tanrı var. ismi Reşep. Ee, çok kızdığında insanları doğal olarak e, oklarıyla cezalandırıyor. Hastalık yayıyor. Bu anlamda diyebiliriz. Yine Hititlerde Cari isminde bir tanrı var ki bu da salgın hastalıklarla ilişkilendirilmiş. Ee, ve Doğrudan insanları okla da bir gönderme yapmasa da kendisi aynı zamanda yay tanrısı olarak biliniyor. Bu şekilde bir ilişki kurulabilir. Ki bunlar çok tanrılı inanç sistemleri. Semitik inançları tek tanrılı inanç sistemlerinde de benzer söylemler var. Tevrat'ta iki farklı yerde örnek verebilirim bu anlamda. Bunu da bir şekilde okumam gerekiyor. Çünkü şey o çok uzun değil ama doğru aktarmak için. Mezmurlardan bir tanesinde Kötüler yola gelmezse Tanrı kılıcını biler yayını gerip Hedefini hedefine kurar Hazır bekler ölümcül silahları Ve alevli okları diye bir söylem var Burada yine bir o ok Kavramını görüyoruz Yine yasanın tekrarı adlı Bir bölümde bu kez Tanrı sinirlenmiş ve üzerlerine Kötülükler yağacağım oklarımı Onlara karşı kullanacağım kavurucu Kıtlık tüketici hastalık Öldürücü salgın vuracak onları şeklinde bir tanım var. Bu bir şekilde hastalıkların ok aracılığıyla insanlara geldiğini söylüyor. Buradan tekrar biraz flashback yapıp böyle yine bu coğrafyanın inanç sistemine baktığımızda antik Yunan'a gittiğimizde burada iki farklı öykü önümüze çıkıyor. Bir tanesi çok ünlü yani bizim de hemşerimiz Homeros'un yazmış olduğu İlyada'da tanımlanan Troya Savaşı'ndaki salgın hastalık. Aa, hemen 10 e, yıllık, süre, 10 yıllık süren bir savaşın son dönemini anlatır İlyada. Aa, i̇şte güzeller güzeli Helen'in bir şekilde kaçırılması ile ilgili. Çok uzun bir öykü. O öyküye girmek istemiyorum. Ama e, sonuçta e, Akalar buraya bu coğrafyaya gelmiştir. Troya'yı kuşatmışlardır. Aa, bu süreçte 10 yıl süre içinde kuşatmanın yanı sıra bu coğrafyayı da bir anlamda talan etmişlerdir. İnsanları kaçırmışlardır. Apollon'un sevgili bir e, rahibi olan Chryseis'in kızı Chryseis'i e, kaçırıp bir anlamda e, Akalar'ın komutanı Agamemnon'un odalığı yapmışlardır. Chryseis e, e, kızını kurtarmak için e, türlü yolla başvurur hatta çok değerli armağanlar verir. Yeter ki odalıktan kurtarsın tekrar özgürlüğüne kavuştursun diye ama Agamemnon bunu reddeder. Bunun üzerine e, Apollo'ya, e, Apollo Tanrısına bir anlamda yalvarır ki e, şiddetli bir e, yalvarıştır bu. Der ki tapınağını çilek, e, çiçeklerle donattıysam ve senin uğruna boğaların ve keçilerin yağlı butlarını yaktıysam dualarımı yerine getir ve oklarını Danaoların yani Yunanların üstüne salıp gözyaşlarımın öcünü al der. Bir anlamda e, onlara hastalık salmasını ister. Gerçekten de a tanımlama çok şey güçlü bir tanımlama Olimpos'un doruklarından aşağı indi Apollo içinde öfke içinde omuzunda yayı ve içi oklarla dolu sadayla der. Sonra oklar yürüdükçe içindeki öfkeyle birlikte çangırdadığından bir sessel unsur ekler. Gece gibi karanlık yüzüyle gemilerin arkasına geçer ve oklarını üzerine göndermeye başlar. Bu e, öyle bir öyküdür ki önce e, hayvanlarını, katırlarını, köpeklerini daha sonra da e, akalı az, Yunanlı askerleri e, hasta eder. 9 gün boyunca. Üstelik de şöyle bir şey var hani tek bir ok attım ondan sonra bir hastalık bulaştırdım sonra diğerlerine bulaşsın gibi bir söylem de söz konusu değil. E, teker teker herkesi hasta etmek için e, ok kullanır. Dokuzuncu günün sonunda akalar toplanır e, bir mecliste Agamemnon'dan. Rahibin kızını geri vermesi istenir, Agamemnon bunu reddeder ama büyük bir baskı kurulur üzerine ve sonunda ünlü savaşçı Achilles'un ya da Aşil'in e, odalığını kendi odalığının kendisine verilmesi koşuluyla e, Rabin kızı Risiyi geri vermeyi kabul eder. Bu olaydan sonra ve kız geri gider, geri gidince de salgın hastalık biter. Bu e, Troya İlyada'nın başında anlatılan ve tanrısal gazabın nasıl e, güçlü olabileceğini gösteren bir öykü. Ha, bu öyküden sonra hemen yakın coğrafyamıza başka bir mekana gidebiliyoruz, ee, gidebiliriz. Bu da Manisa, magnezyat Spilum. Ee, burada Manisalıların bildiği, belki İbizmilerin bir bölümünün bildiği e, bir e, bir kaya var diyelim, ağlayan kaya olarak tanımlanır. Hemen Manisa... Hocam bu, bu esnada birçok da e, araya girdim, kusura bakmayın estağfurullah, ama. Estağfurullah, Bir Birçok öğrenciniz hem sizlere selam yollamış hem de tekrardan dinlemek çok hoş. Olduğu <laughs> düşünceler buradan da üstünüze kalmasın sizlere iletelim. E, Troya'daki salgının düzmece olduğuyla ilgili bir soru var. Böyle bir durum var mıydı hocam? Şimdi e, şimdi Troya Savaşı'nın olup olmadığı ya da olduysa nasıl gerçekleştiğine dair bilgiler, arkeolojik veriler arkeoloji dünyasında hala ya da tarih dünyasında tartışılmaya devam etmekte. E, bu açıdan hani elimizdeki ilk kaynak İlya'da. Ve sonrasına baktığınızda başka kaynaklardan da bir anlamda İlyada'nın öyküsünü öğrenebiliyor, Troya Savaşı'nın öyküsünü öğrenebiliyoruz. Ama Batı dünyasının literatürüne ya da literatürüne bu kadar güçlü geçmiş bir savaşın bir şekilde gerçekleştiğine dair... Iı, Tanımlamalar. Hatta ıı, yapılan oradaki ıı, kazılarda işte ıı, dokuz tane katman bulunuyor. O katmanın ıı, arasında işte yedinci katmana ıı, tanımlanmış bir yangın izi var. Olasılıkla işte İsa'dan önce ıı, ıı, 1300 1300'lere tarihlenen ıı, bir ıı, Troya savaşının olma olasılığı ıı, mümkün. Ama hani ne kadar düzmece ne kadar değil. Bizim elimiz ıı, son derece güçlü bir edebi dille anlatılmış bir şey ne derler Apollo'nun vermiş olduğu bir salgın hastalık tanımlaması. Bu açıdan baktığımızda biz bu açıdan değerlendiriyoruz. Ve üstelik de şöyle bir şey var hani sanat tarihçisiyim sanat tarihinde de konu olmuş eserlerden bir tanesi. Bu yüzden doğruluğundan öte anlatıya nasıl geçtiği ve de insanların kültüründe nasıl bir ifade bulduğunu konuşmak daha mantıklı. Hocam bir de yatım destan diğer destanlardan bahsediyordunuz. Ben araya girmiştim sözünüzü bölmüştüm. Ondan devam edebilirsek. Estağfurullah. Şimdi şöyle hemen yakınımızdaki Manisa'da işte o ağlayan kaya olarak tanımlanan Niobe kayası olarak da bilinen bir kayamız var. Belirli bir açıdan baktığınızda bir kadın profili var. Hatta böyle üzeri devamlı ıslak daha öncesinde bu a, yerel halk tarafından ağlayan kaya olarak tanımlanmış ve bu da bir şekilde Apollo ile ilintili ve insanın kibri ile ilintili. Ünlü a, kral Tantolos'un kızı Niobe, Tebai kentinin a, kralı Amphion ile evleniyor. Orada bir Latun ya da a, Leto a, diye bir a, mitolojik karakter söz konusu Zeus'un sevgililerinden bir tanesi. Zeus'tan kısaca bahsetmek gerekiyor belki. Hani baş tanrı olarak tanımlanan üçüncü kuşak bir tanrı. Her ne kadar Hera, kız kardeşi Hera ile evli olsa da gözü hep dışarıda olan bir tanrı. O yüzden de e, mitolojik öyküler, e, yani mitoloji, antik Yunan mitolojisi Zeus'un maceralarıyla dolu. Bunların bir tanesi Leto. Hera'nın görevi de bir şekilde e, hani evlilikle ilgili bir tanrıça olarak e, bir anlamda evliliğini korumaya çalışıyor. Bir yandan da Zeus'un sevgililerini hayatlarını dar ediyor. Leto da bunlardan bir tanesi. İkize, bir ikize hamile kalıyor Leto ama öyle güçlü ki Hera... ...dünya üzerinde doğmasına izin vermiyor bu çocuklarının. Sonuçta işte Delos adasında bir şekilde doğurabiliyor. Önce Artemis'i doğuruyor daha sonra onun erkek kardeşi Apollo'yu doğuruyor. Artemis bakire tanrıçı olarak vahşi doğanın koruyucu tanrıçatı haline gelirken... Apollo'da ışık tanrısı olarak birçok rolü var. Kehanet tanrısı ama aynı zamanda hani gökyüzünde dolaşan Helios'a da eşleştirilebilen bir güneş tanrısı, ışık tanrısı olarak tanımlanıyor. Niobe o Tebai kentindeki Leto kültürü bir şekilde aşağılıyor. Şöyle bir şey var, Leto zaten hani iki çocuğu var ama Amfiyon'a evlendikten sonra Niobe 14 çocuk doğurmuş. Yedisi erkek, yedisi kız. Çok da güzel bir kadın ama ölümlü. Öyle bir dezavantajı var. Ve Leto'ya tapan tebaileri eleştiriyor. Diyor ki siz ona tapacağınıza sadece iki kişi doğurmuş, benim gibi güzel soyu ta tanrılara dayanan çünkü soyudun Zeus'a ve Atlas, Titan Atlas'a dayandığını söylüyor. Babası ölümlü Tantalos'un ki daha sonra e, bir şekilde cezalandırılmış, a, ölümsüz tanrılarla yemek yeme şerefine ulaştığını, yani asıl tapınılması gerekenin kendisi olduğunu söylüyor. A, tabii ki yani tanrıların kulağı delik. Bu söylen, e, söylen, e, söylem onlara gittiğinde Leto çok üzülüyor. Apollo ve Niobe son derece, şey, Artemis son derece kızıyor ve o kızgın bir şekilde tebaa yenip ee, öncelikle Apollo oklarıyla yedi oğlanı öldürüyor. Niobe hala daha kibrinden bir şey kaybetmiyor. Olsun diyor yedi kızım var ben hala daha senden daha doğurganım Leto diyor. Sonra Artemis geliyor. Leto'nun e, Niobe'nin kızlarını öldürüyor. Hatta bu yani facia üzerine e, Kral Amphion cebindeki ya da yani yanında üzerinde taşımış olduğu hançerle kendini öldürüyor. Niobe e, memleketine Spilos'a bugünkü Manisa'ya kaçıyor ve orada taşa dönüştürülüyor ve hani kuşaklar boyunca ölen çocuklarını ağlıyor. Bir anlamda bu öykü hani tanrılarla aşık atmaya çalışan ölümlülerin cezalandırılması bu şeye dönüştürülen örümceğe dönüştürülen Araknen'in öyküsünde ya da derisi yüzülerek öldürülen Pan ya da Marsyas öyküsünde yine karşımıza çıkıyor bir anlamda. Burada öyküde sadece oklarıyla öldürülen çocuklar söz konusu ama Apollo ok ve salgın hastalık olarak tanımlandığında alt metni öykünün alt metninde aslında bu çocukların hastalık tarafından öldürüldüğü sonucunu çıkartabiliyoruz. Sonuçta ölümler tanılarla aşık atmasınlar. Ana fikir. Şimdi hocam YouTube'dan birçok mezun öğrencimizin de sizlere selamı var böyle. Hemen kısaca Melis, Büşra, İrem diye birçok öğrencimiz sizlere Ay çok teşekkürler. Çok sağ selamlar olsunlar. yollamışlar. 400 sonra tekrardan Mehmet hocamızın dersine konut olmak diye <laughs> notları var. Şimdi hocam <laughs> e, sorularıma geçmeden önce bir izleyicimiz tarafından bir soru gelmiş. Tarihte kaynaklara göre bilinen en eski salgın hastalık ne zaman olmuştur? Bu konuda bir bilginiz var mı hocam? Biz aktarabilirseniz çok seviniriz. Başlangıçta söylemiştim yani tarih öncesi dönemde Çin'e doğru Çin'e kadar giden şeyler var, ne derler öyküler var. Yani Tarihin de yaklaşık günümüzden 6000 yıl önce Sümer'de başladığını tanımladığımızda ve bu kültürde hastalıklarla ve salgın hastalıklarla ilişkilendirilmiş tanrılar olduğunu bildiğimize göre bu süreçte. Tek yani en erken salgın hastalık budur bir anlamda diyemeyeceğim ama hani örneğin başta da örneğini vermiş olduğum hani Hitit dönemi günümüzden 3500 yıl önce ikinci Murşil'in söylemi o dönemde bir salgın hastalık olduğunu bir şekilde gösteriyor ki bu üç aşağı beş yukarı bu zaten hani e, Troya savaşındaki o e, meşhur e, yani edebi anlamdaki hastalığı da geliyor ama hani ilk salgın hastalık şudur. Bir de bu bölgesel mi yoksa şey mi demek bu anlamda önemli. Hani pandemi, epidemi arasındaki ayrım. O dönemdeki ulaşım ya da insanların kontak noktaları vesaire global olarak bir pandemiye yol açabilecek düzeyde olmadığı için ama şeyi biliyoruz örneğin 14. yüzyıldaki veba salgının ta Ukray Karadeniz'in kuzey kıyılarından başlayıp Cenevizler aracılığıyla işte İtalya'ya gittiği ve yayıldığı üzerine ondan sonra da bir türlü baş edilemedi. Yani zaman zaman yok oluyor tekrar ortaya çıkıyor. Bu anlamda söyleyebiliriz ama şu tarihte şu coğrafyada şöyle bir salgın hastalık yaşanmıştır diye o benim bilgimin dışında. Güzel bir soru. Yavaş yavaş, yavaş hocam da milattan sonra 8. yüzyıllara geldiğimizde Hristiyanlık inancının benimsemesiyle birlikte bir salgını Aziz Sebastian'ın durduğunu durduğuna inanıyorlar. Bu tarihten sonra da Avrupa'da yaşanan salgınlar artık artmaya ve devam etmeye başlıyor. Bu süreçten de bize bahsedebilir misiniz tarihsel olarak? Aa, tabii ki. Ee, şöyle ki, e, hani sanat ve sanat tarihi bağlamında e, Hristiyanlık e, önemli bir e, unsur haline geliyor. Çünkü altıncı yüzyılda yaşamış olan Gregorius Magnus isminde bir e, papa var. E, resimler diyor, e, okuma yazma bilenler için kitap neyse, okuma yazma bilmeyenler için aynı şeydir deyip e, resmi resmi kullanılmasını heykel biraz daha genelde bırakılıyor e, destekliyor. Bu bağlamda ilerleyen süreçte e, işte resim sanatının e, önemli başyapıtları ortaya çıkıyor ama çoğunlukla Hristiyani bağlamda dini kontekste değerlendirebiliriz bunu. Şimdi. <laughs> e, Antik inançta, çok tanrılı inanç sisteminde başat tanrılar var ama hani Roma inanç sistemi ya da Antik Yunan'a baktığımızda doğadaki her bir fenomen bir şekilde bir tanrısal güç ya da ilahi bir güç olarak tanımlanıyor. Ee, ve bu açıdan değerlendiğinizde yeni inanç sisteminde uh, bir şekilde bir form değişikliği görülüyor. Bu form değişikliğini de uh, azizler bir şekilde karşılıyor. Çünkü aziz sistemine baktığınızda özellikle, özellikle Katolik dünyasında uh, her azizin bir görevi var ya da uh, e, koruyucusu olduğu bir meslek grubu söz konusu. E, ama şöyle bir şey var. Hristiyanlık zorlu bir süreçten geçmiş. İşte İsa'dan bir sonra birinci yüzyılda e, İsa'nın çarmıha gerilmesinden sonra yayılmaya başlıyor. Ama o dönemde Akdeniz'de yani bir Pax Romana söz konusu, bir Roma barışı söz konusu. Akdeniz'in bütün coğrafyasına Roma egemen. Roma e, e, tarihsel süreçte e, işte 600 yıllık bir Osmanlı İmparatorluğu gibi e, son derece başarılı ve herkesin gıpta ile baktığı bir süreç yaşamış. E, o süreç içinde e, tabii ki kendi inanç sistemleri ve kendi idari sistemleri var. Ve Hristiyanlık e, buna bir tehlike olarak görüyor. Üstelik Romalılar aslında son derece hoşgörülü. E, fethettikleri yeni coğrafyalardaki tanrıları gelip kendi inanç sistemlerinin içine katıyorlar. Bunda işte e, kartacılarla yapmış oldukları Pön savaşları sırasında Frigya'dan bir e, meteorun alınıp kibele olarak toprak ana e, ana tanrıçayı tanımlayan bir e, şey şey form olarak e, Roma'ya götürülmesi, ona bir tapınak yapılması ya da yine e, İran kökenli o, o, Doğu kökenli Mitra inancının özellikle Roma ordusunda son derece yaygınlaşması gibi farklı inanç sistemlerine son derece e, hoş görürler ta ki Hristiyanlık gelinceye kadar çünkü kendi e, imparatorlarını bile e, imparator yani tanrı olarak ilan edebiliyorlar yaşarlarken onlara tapınaklar inşa ediyorlar onlara e, yani onlardan e, yardım diliyorlar ama Hristiyanlık farklı bir yaklaşım getiriyor e, durun diyor yani sizden öte tamam imparator önemli bir lider vesaire ama bir tanrı var üstelik bu dünya bir sınav dünyası, asıl dünya, asıl yaşam ölümden sonra geldiği kıyametten sonra gerçekleşecek olan cennet şeklinde bu dünyayı bir sınav olarak tanımlayan bir inanç sistemi geliştiriyor. Bu da tabii ki Roma'nın işine gelmiyor. O yüzden de ortaya çıktığına yaklaşık bir 300 yıllık bir süreçte bayağı sıkı takibi alınıyorlar ve yani filmlerde ya da şeyde kitaplara gördüğümüz gibi hatta arenalarda hayvanlara atılan Hristiyanlar vesaire görüyoruz. Bu süreçte birçok inançlı kişi inancı uğruna yaşamını feda ediyor. Şimdi bu dönemde 3. yüzyılın sonunda Diokletian diye bir imparator var. Politik sisteme girmeyeceğim. Çok karışık bir sistem ama Hristiyanlara karşı en güçlü son kırım bunun döneminde yapılıyor. Ve birçok Hristiyan gerçekten öldürülüyor. İşte bu süreçte yaşamış bir kişi var. Kimisi Farklı farklı kaynaklar var. Kimisi Milano yakınlarında doğduğunu söylüyor, kimisi Narbonda Fransa'nın güneyinde doğduğunu söylüyor. Ama sonuçta başarılı bir kişi olan Sebastian ismindeki bu kişi Roma ordusunda giderek yükseliyor. Hatta imparatorun koruma ordusuna kadar yükseliyor. Ancak tabii ki doğal olarak bu Hristiyan kırımıyla çok yakın ilişkili ve inançları uğruna yaşamlarını kaybeden insanları görmesi onu etkiliyor. Biraz daha araştırıyor ve sonunda o da Hristiyanlığı seçiyor. Hatta daha sonra öykülere göre birkaç mucize de gerçekleştiriyor. Kendi inancı açığa çıktığında doğal olarak imparator tarafından ölüme mahkum ediliyor. Roma'da. Ölüm yöntemi de şu bir hedef tahtası gibi bir direğe bağlıyorlar. Karşısına okçular geçiyor ve sayısız ok fırlatıyorlar ona karşı. Hatta kaynaklara şey diye geçer. Bir kirpiye dönmüştü en sonunda o kadar fazla ok gelmiş ki. Ve öldü diye bırakılıyor. Daha sonra Hristiyanlar onu alıyorlar. Ve yine o dönemin önemli azizelerinden Azize Irene isminde birisine götürüyorlar. O onu iyileştiriyor. Uh, muzevi bir şekilde Sebastian iyileşiyor ama kaderden kaçamıyor tabii ki. İyileştikten sonra tekrar İmparatorun karşısına geçiyor ve hatalarını söylüyor. Aslında geleceğin Hristiyanlık'ta olduğunu vesaire. Bu kez e, <laughs> İmparator onu döverek öldürün. Yani öldürün bunu gözüm görmesin şeklinde bir emir veriyor. Ve sopalarla öldürülünceye kadar dövülüyor, öldürülüyor ve en sonunda da e, Roma imparatoru Roma'nın kanalizasyon sistemine atılıyor. Ama daha sonra yine mucizevi bir şekilde e, cesedi bulunuyor Gömülüyor üzerine Hristiyanlıkla beraber bir de kilise inşa ediliyor daha sonra. Şimdi e, mucizeleri işte e, şey, ömür boyu konuşmamış bir kadını konuşturması, işte gut hastalığı çeken birisinin gut hastalığını iyileştirmesi gibi bir takım mucizeleri söz konusu. Ama daha sonra çok güçlü bir şekilde görüyoruz ki Sebastian veba ile özellikle salgın hastalık ama özellikle de veba ile ilişkilendiriliyor. Ama hayat öyküsünde... Veba ile ilişkilendirilme, yani veba ile ilintili bir şey yok. Bir söylemi yok. Şimdi veba ile ilişkili ilk kaynak 4. yüzyıldan geliyor. Ona baktığımızda işte bugün İtalya'nın kuzeyinde yine o COVID'den en çok etkilenen İtalya bölgesi olarak tanımlayabiliyoruz. Evet. Oranın tarihini yazan bir papaz var, Paulus isminde, Diakos Paulus. Ee, Parol, 8. yüzyılda onun yazmış olduğu bir e, tarihçede, e, Pavia bölgesinde çıkan Roma'yı da etkileyen bir e, şeyin de derler ona e, bir salgın hastalığın, ee, Aziz Sebastian için bir kilisede bir sunak yapılması ve Aziz Sebastian'ın kemiklerinin Roma'dan alınıp Pavia'ya getirilmesiyle sonlandığına dair bir inanç var. İlk ilişki bu. Ondan sonrasında yine uzunca bir süre söz konusu değil Sebastian'la ve arasındaki ilişki. Ama 14, 13. yüzyılda böyle şey, altın menkıbeler ismini verebileceğimiz Legenda Aurea ismi verilen Aziz'den hayatını anlatan bir kitap yazılıyor. Yoka Bustevara yine isminde bir kişi tarafından. Bu kitap son derece popüler hale geliyor ve doğru ya da yanlış bir şekilde o azizlerin etrafında bir um, ıı, repütasyon, bir, ıı, yani bir, bilgi oluşturuyor. burada da ıı, Paulus'un, Aziz Diakos Paulus'un tanımlamış olduğu veba ile ilişkisi Sebastian açıklanıyor ve bir şekilde özellikle 14. yüzyılda ortaya çıkan veba salgınlarıyla Sebastian arasında bir ilişki kuruluyor. Bu ilişkide şey çıktığında hatta öyle ki bir süre e, politik nedenlerden dolayı papalık Roma'dan alınıp Avignon'a götürülüyor. İşte Fransız krallarının e, hegemonyası altında. O süreçte işte papalık Avignon'dayken hasta olan bir eee rahip vebaya yakalanmış. Diyor ki Sebastian adammış bir ayin yapılmasını öneriyor. O ayin de yapılıyor ve ayinden sonra mucizevi bir şekilde iyileşince bir anda Sebastian daha görünür hale geliyor. Aynı kişi daha sonra Francesco Filippo de Neri Dantella ismindeki bu rahip. Daha sonra Floransa'nın başpiskoposu oluyor ve bu süreçte Floransa'yı e, etkileyen salgınlarda Aziz Sebastian için altarlar yaptırılıyor. Hatta onu vurduğu öne sürülen oklardan bir tanesini kilisenin e, şey kentin katedraline e, veriyor. E, bu süreçte e, mucizevi bir şekilde e, salgınların yok olduğuna inanılıyor. E, ve kısa bir süre içinde Sebastian'ın o salgınla olan ilişkisi hem Alplerin güneyine hem de kuzeyine, bütün Avrupa'ya bir şekilde yayılıyor. Ki daha sonra bir Aziz daha var. Sen Roş isminde bir Aziz. Bu da yine vebadan koruyucu bir Aziz olarak tanımlanıyor. Ancak onun öyküsünde o gerçekten vebaya yakalanıyor. Hatta kentten kovuluyor. Ormanlık bir alanda yaşıyor. Bir köpek ona yardımcı oluyor. Yiyecek getiriyor ve bir orada yine Tanrı'nın inayetiyle Ortaya çıkan bir su kaynağından içerek mucizevi bir şekilde iyileşiyor. Ve daha sonra sen Roche'da e, vebadan koruyucu Aziz konumuna geliyor. Ama Sebastian çok daha güçlü. Yani bu Sanat dünyasına baktığınızda da özellikle okla vurulmuş Sebastian çok e, bilindik bir öyküdür. E, çok e, şey ne derler ona? Öldürme şekli nedeniyle hani vebadan koruyucu ama aynı zamanda okçuların koruyucu Azizi haline geliyor. Ee, aynı zamanda atletlerin sporcuların koruyucu Azizi çok e, şey ne derler sportif bir asker olduğu için böyle bir şekilde bir değerlendirme söz konusu. Ama buradaki e, tanımlama bilim dünyasında her tartışılmakta. Neden Sebastian e, bir veba koruy vebadan koruyucu e, Azize dönüştü? Bunun da okla yakın ilgisi var. O hani e, semitik inanç sistemlerinde ya da e, binlerce yıl önce Suriye'deki o e, Reşep ismini verebileceğimiz o e, salgın hastalığı a, e, salgın tanrısının e, okla insanları e, hasta etmesi ya da Apollo öyküsünde olduğu gibi okun e, bir sembol olarak bir anlamda hastalıkla ilişkilendirilmesinin Sebastian'ın öldürülme biçiminden yola çıkarak onun da veba ile ilişkilendirildiğine dair tartışmalar devam etmekte. Ama büyük bir çoğunlukla kabul edilmiş durumda tabii ki bu. Şimdi hocam çok güzel bir e, tarihsel yolculuk yaptık sizlerle ama sizin gibi bir sanat tarihçisini bulmuşken de şunu sormak istiyorum. Günümüzdeki salgının doğayla bir ilişkisi olduğuna inanıldı. Birçok kesim tarafından aslında tüketim çılgınlığının olması doğaya verdiğimiz zarar nedeniyle doğanın bize bir mesajı mı bu hocam bu salgın bunu sormak istiyorum. Sizce e, gene bir mucize olacak ve bu salgın bir anda bitecek mi? Aa, mucize olur mu bilemiyorum ama yani şöyle bir şey söyleyebiliriz aa, şimdi aa, insanın doğanın bir parçası olduğunu kabul etmek gerekiyor aa, farklı farklı inanç sistemlerinde bu tanımlanmış ama semitik inançla birlikte aa, doğanın insan için yaratıldığı inancı ön planda aa, ve özellikle hani modernleşmeyle beraber gelen doğanın inancının Yok edilmesi edilmesiyle insanın ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi gibi bir yaklaşım söz konusu. Tüketim çılgınlığı da doğal olarak bunu getiriyor. Gerçekten düşünmeden tüketiyoruz, düşünmeden atıyoruz, düşünmeden satın alıyoruz vesaire. Ama şöyle bir şey var ki bu aslında hani antikiteye gönderme yapan bir şey. Doğa intikamını alıyor mu diye bir soru da. Doğayı da bir kişileştirmiş oluyoruz bir anlamda ama doğanın düzenini bozuyoruz aslında. Doğa da kendi kuralları çerçe çerçe çerçevesinde bir şekilde bir yanıt veriyor. Belki mucize olur mu olmaz mı onu bilemiyorum ama en büyük mucize insanın aslında doğanın bir parçası olduğunu onu incitmeden onunla uyumlu bir şekilde yaşaması gerektiğini algılaması olacak. Bunu algılayan topluluklar insanlar söz konusu tabii ki. Ama bu bu sayının ya da bu yüzenin çok daha fazlaşması gerekiyor. Bu süre eğer bu gerçekleşirse o zaman insanoğlu ve doğa uyum içinde mutlu bir şekilde yaşayacaktır diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ederiz. Son olarak eklemek istediğiniz sorularınız varsa ya da eklemek istedikleriniz varsa sizleri dinlemek isterim. Aa ya bayağı bir konuştum aslında Yani şu anda eklemek istediğim bir anlamda yok ama e, şunu söyleyebiliriz e, hani evde kal söyleşeleri diyorduk e, ne kadar daha evde kalacağız kalmayacağız e, onu bilemiyoruz ama hani orada e, başarılı bir takım söyleşiler dizisi yaptınız e, umarım devamı gelir diyorum hani evde kalmayız belki ama bu söyleşilerin devamı e, gelir diyorum e, başarılar diliyorum. Ve mmh. hani, çok, teşekkür... çok teşekkür. çok ediyorum. Aynen çok teşekkür ederiz. Buradan da ipucunu sizler vermiş oldunuz. Yaşar Üniversitesi evde kal sohbet, söyleşileri artık sona eriyor. Ama artık Yaşar Üniversitesi söyleşileri olarak devam edecek. Haftada haftalık olarak yayınlarımızı duyurmaya, sosyal medya hesaplarımızdan paylaşmaya devam edeceğiz. Karantina sürecinde sizlerin evlerine konut olduğumuz için bizler çok mutluyuz. Evde kal söyleşilerini hazırlayan arka tarafta müthiş bir ekip var. Başta Medya Merkezi Müdürlüğümüze Hatta İşler Tanıtım ve Pazarlama Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyoruz bu projenin gerçekleşmesinde ve e, sizlere ulaştırılmasında e, emek ettiler. Bazen teknik aksaklıklar yaşamış olabiliriz. Bunun için de bir kez daha anlayışınız için teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Mehmet Hocam size de bu yayına geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Harika bir yayın oldu. Ee, gerçekten ben böyle bir izleyici olarak çok keyif aldım. Ee, böyle bıraktım sizlere. Ee, siz zaten çok güzel anlattınız. <laughs> teşekkür ederim. Teşekkür hocam. Ee, sağlıkla kalın. Bizi izleyen onlarca yüzlerce izleyicimiz vardı. Buradan size birçok öğrenciniz de selam yolladı. Onlara da çok teşekkür ederiz bu projeye vermiş oldukları destek için. Sağ ol, çok teşekkürler.